Mayıs ayında yapılan seçimleri kazanamadı. Kazanmayı çok istedik. Kazanacağımıza çok inandık. Hatta birinci turda bu seçimleri alacağız dedik. Ama kazanamadık. Ve gerçekten herkesten fazla üzüldük. Ama sadece bardağın boş tarafına bakmamak. Bu bardağın boş tarafı. Ama bir de bardağın dolu tarafına. Yani ne elde ettik, neyin üzerinden hareket etmemiz lazım. Bunu muhafaza ederek hareket edebilir miyiz? Buna da bakmak. Sonuç itibariyle seçmenlerin %48'i Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na oy verdi. O seçmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na oy verdi. Bunu koruyarak hareket etmemiz lazım. Açıkçası biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yere düştüğümüzde kalkamayacak bir parti değiliz. Biz 100 yıllık bir partiyiz. Daha 100. yılımızı yeni kutladık. Dolayısıyla yerde kalmayacağız. Bardağın boş tarafındaki hatalarımızı göreceğiz. Dolu tarafında da yolumuza devam edeceğiz. Ve bunu şunu buradan açıkça söyleyeyim. Bu mahalli idare seçimlerinde çok büyük bir başarı elde edeceğiz. Cumhuriyet'in 100. yılında iktidar değiliz. Emeklerinize teşekkür ediyoruz. Ve kusuru bir kişiye yüklemiyoruz. O bir kişiye yüklemek büyük haksızlık. Sayın Genel Başkan'a kusur yüklemiyoruz. Ama hepimizin kusuru var baştan aşağıya. Bütün kusurlar için onunla bununla değil önce bir örgütümüzle helalleşelim. Hakkınızı helal edin, sizlerden özür diliyoruz. Özür diliyoruz, özür diliyoruz. Bir başarısızlık var ama bu başarısızlığı kabullenmek, bu başarısızlığı itiraf edip öz eleştiri yapmak ve buradan ders çıkarmak noktasında fikir ayrılıklarımız oldu. Bir ayrışma olduğunu gördük. Yani tüzük değiştirilerek her şeyin hallolabileceğini, yani tüzüğe bak, buraya bakma, bizi görme. Programı sadeleştirelim, oraya bakalım, bizi görmeyelim. Önümüzdeki süreçte kurultay takvimini başlattık. Kurultayla bakalım, delegemizi oluşturalım. Değişim olur, olursa olur, olmazsa olmaz. Ama bir yandan da Manisa'nın bütün ilçelerinde, Türkiye'nin bütün illerinde ve esasen üç gruptan gelen baskıya da dayanamadım. Üç grup. Hangi gruplar var arkada diyenlere diyor ki üç grup var. Hadi söyle bakalım diyorlar. Vallahi 80 yaşındaki emekli öğretmen babamın arkadaş grubu. Benim 10 yaşında gidip 17 yaşında çıktığım yatılı okuldaki arkadaşlarımın grubu, bir de 20 yaşındaki kızımın arkadaş grubu. Bunlar diyor ki, hadi kardeşim bir şey yapın, CHP'yi değiştirin, artık kaybetmeyin. Artık kaybetmeyin. İlk günden beri söyledim, bir değişim olacaksa kararlı olmalı ama vefalı olmalı. Vefasızlık yaparak Sayın Genel Başkanımızı geçmişteki kötü örneklerindeki gibi Genel Başkanımıza sataşarak, kötü söz söyleyerek, onu itibarsızlaştırarak ve bütün sorumluluğu ona atıp kaçarak bir değişim mümkün değil. Peki değişim nasıl olmalı? Dedim ki ben o süreçte şunu söyledim. Ben Özgür Özel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet kabul etmek zorundayız ki biz kaybettik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin futbol deyimiyle bakarsanız santraforlarından bir tanesi. Ben santrafor oynuyorum. Ama takım kaybediyor. Ha sen iyisin. İyi miyim kötü müyüm bilmiyorum. Ama birçok iyimiz var takımda. Ama sonuçta kaybediyoruz. Bir karar verdim. Dedim ki madem bir şey olmuyorsa ben şampiyonluğa oynamayan, ikinci olan, kaybeden takımda santrafor olacağıma bundan sonra şampiyon takımda her mevkideki her göreve tahribidir. Her mevkideki her Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset odakları aşındı, törpülendi, görünmez oldu. MYK üyelerinin görülmesi lazım. Biliniyor olması lazım. MYK üyesi, televizyona çıkabilecek MYK üyesinin sayısının tamamının 15 binde Türkiye'de bilinen kişiler olması lazım. Yeni atanan bu geçiş döneminin genç arkadaşlarına laf etmek için söylemiyorum, kastım o değil. Figür sayısı az. CHP'de kimi biliyorsunuz dediğinizde televizyona çıkabilecek, mitinge gidebilecek, otobüsü çekip de Karaman'da 5 bin
olması lazımdır. İl başkanları siyasetin odalı olması lazımdır. Gerçekten genel başkan Atatürk'ün il başkanı önünde genel başkanın koltuğunda oturuyorsa il başkanını önemli kılmak, güçlü kılmak, etkin kılmak, arkasında durmak lazım. Karaman'a geldiyse önce baba evinde gidip bir bardak çay içmek lazım. Gerekiyorsa gece 3'te bile ayrılsa o il başkanlığına gitmeden, il başkanının koltuğuna oturmadan, bir bardak çayını içmeden o Karaman'da ayrılmamak lazım. Bu örgüde etmemek lazım. Size şiddetle itiraz ettiğimi de belirtmeden geçemeyeceğim. Ben bir merkez yönetim kurulu üyesiyim. Ve merkez yönetim kurulu partimizde kurultaydan sonra kurultayımızın seçtiği en yüksek karar organı, bu organı olan parti meclisinden seçilen arkadaşlarımızdan meydana gelir. Ve merkez yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımız her yerde büyük kitleleri peşlerinden sürükleyebilecek, Türkiye'de her alanda önder olabilecek kabiliyetlere sahip olan arkadaşlarımızdan oluşmuştur. Bunu bu konuya açıklık getirmek istedim. Recep MLK'da söylemediğimi söylüyorum diye söyledim. Şart koydum ama. Mevcut MLK alınması diye söyledim başta. Neyse ben bunun altını çizerek söylemiş oldum. Şimdi